Merhabalar, hoş geldiniz Mahi Işıklarına. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir meddahın etrafında toplandınız. Çok teşekkür ediyorum. Meddahlar işte böyle mahalle kahvelerinde, kıraathanelerde yani okuma evlerinde bildiklerini dramatize ederek, oynayarak, didaktik bir dille değil, oynayarak, sohbet diliyle karşısındakilere anlatırlardı. Mahi Işıkları dedik ya programımızın adına, Mahi Işıkları. Öyleyse mutlaka Halit Fahri Ozansoy'u anmalıyız. Çünkü şair ve yazar Halit Fahri Ozansoy der ki, çocukluğumda benim ilham pirlerim Mahi Işıklarıydı. Mahyalardan ilham alırdı. Özellikle mahyaların resimli olduğu dönemlerde orada yapılan kayık resimlerini Halit Fahri Ozansoy Nuh'un gemisine benzetirdi. Evet, Nuh'un gemisi. Sahi nedir bu Nuh'un gemisi? İstanbul'a gelen pek çok gezgin, İstanbul'da pek çok yeri Nuh'un gemisine benzetmiştir. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya sefiri olan Müsbek, Boğaz'da şöyle sırtta bir ev, bahçeli geniş bir ev yaptırmış kendisine ve oraya Nuh'un gemisi diyormuş. Bu Müsbek, bizim lale soğanlarını Avrupa'ya taşıyan Müsbek'tir. Evet o, yani Avrupa lale soğanını ondan öğrenmiştir. Sonra Andersen, Hans Christian Andersen, ünlü Danimarkalı yazar. 1841 yılında İstanbul'a geliyor. Doğu Yolculuğu adlı kitabında anlatır. Ramses adlı bir gemiyle geliyor deniz yoluyla. Ve o tarihi yarımadadaki Ayasofya Sultanahmet'i görünce o kubbeleri Nuh'un gemisine benzetiyor. Neden? Çünkü Anadolu'da. Mark Twain, ünlü Amerika Edebiyatı'nın ünlü yazarı Mark Twain. Gerçi Mark Twain İzmir'de aklına düşüyor Nuh'un gemisi. Onun İzmir'de aklına düşüyor. İzmir Kalesi'ni çıkarken Mark Twain böyle yukarıda bir yerlerde, yüksek bir yerde istiridye kabukları görüyor ve Nuh'un gemisine gönderme yapıyor. Çünkü o da Anadolu'ya geldi. Nuh'un gemisinin nerede olduğunun yazıldığı en eski belge Gılgameş Destanı'dır. British Museum'da sergilenen Gılgameş Destanı. Orada Nuh'un gemisinin Nissir Dağı'nda olduğu yazılıdır. Nissir Dağı nerede bilmiyoruz. Yani Sümerler hangi dağa Nissir adını vermiş bilmiyoruz. 1959 yılında Ağrı Dağı'nın haritası çıkarılırken o yıllarda bugünkü gibi uzaydan dünyanın haritasını çıkarmak kolay ama o yıllarda öyle bir şey yok. Fotoğraf çekilerek Ağrı Dağı'nın haritası yapılıyordu ve orada Nuh'un gemisine benzeyen bir şekil ortaya çıkmıştır. Ha, o fotoğrafı çeken de bütün dünyaya tanıtan da daha doğrusu ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler'dir. Ama Nuh'un gemisini öyle dağlarda ya da edebiyatta aramak yerine gelin çok daha derinlerde arayalım. Biz başka bir yerlerde arayalım. Arketiplerde. Yazıdan önceki dönemin yazıları. Ha, Sümerler yazıyı buldu diyoruz ya. Sümerler yazıyı bulmadı. Yani ondan önce yazı yoktu demek değil bu. Sümerler onun sistematiğini kurdu. Arketipler vardı. İşte bu arketiplerden birinde günümüzden 9000 yıl öncesine ait, kim araştırmacılar daha da eski diyor, bir arketip görüyoruz. Bir ağaç çiziliyor ortaya. Bir ağaç. Ve bu ağaca doğru yürüyen her hayvandan iki tane. Bir erkek, bir dişi. Araştırmacılar bunun Nuh'un gemisinin en eski arketiplerdeki anlatımı olduğunu kabul ediyorlar. Doçent Doktor Yıldız Cılbıroğlu'nun bu konuda çok güzel bir çalışması vardır o arketip üzerine. Nedir Nuh'un gemisine anlatılmak istenen? Tüm zorluklara rağmen, tüm karanlık bulutlara rağmen hayatın köklerini geleceğe taşımak. İşte en eski anlatımlarda bir ağaç görüyoruz. Ağaca doğru toplanıyordu. Bir erkek, bir dişi, her hayvan ağacın etrafında toplanıyordu. Ve Yıldız Cılbıroğlu o çalışmasında o arketipin İstanbul'un boyacı sandıklarında devam ettiğini keşfediyor. Hani o ayakkabılarımızı boyattığımız sandıklar var ya, onlardan söz ediyorum işte. O sandıkların yüzüne bu anlattığım çok eski arketipler resmediliyordu. Ağaç, hayat ağacı ve ona doğru yürüyen bir erkek, bir dişi, hayvanlar. Eğer görmek istiyorsanız o boyacı sandıklarını Bedirrahmi Eyüboğlu'nun tablolarına bakın. Bedirrahmi Eyüboğlu boyacı sandıklarını resmetmiştir. Ve bir tablosunda boyacı sandığının arkasında oturan Sait Faik'tir. Sait Faik Abası Yanık. Çünkü o ayakkabı boya sandıklarını mercan usta yapardı eskiden İstanbul'da.
Sait Faik de Gün Ola Hayrola adlı öyküsünde Mercan Usta'yı anlatır. Mercan Usta İstanbul'da uzun yıllar sözünü ettiğim arketipleri yapmış olduğu boyacı sandıklarına işliyordu. Ve Bedir Hami'nin bir tablosunda o Mercan Usta'yı anlatan Sait Faik boyacı sandığının arkasında oturmaktadır. Nereden başladık, nerelere kadar geldik? Ama işte böyle bir kenttir İstanbul. Kültürümüz böyle bir kültür. Ayakkabılarımızı boyatmak için üstüne bastığımız bir sandık bile aslında Nuh'un gemisi kadar hayat doludur. Geldik bir Mahya Işıkları'nın daha sonuna. Bakalım yarın akşam hangi öyküye doğru yelken açacağız? Yeniden buluşmak umuduyla. Sürçülisan ettiysen affola.